Herkese merhabalar arkadaşlar, Ayakkabı Dice kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalda ayakkabıdan ziyade basketbolun en önemli unsurlarından bir tanesi olan basketbol topu incelemesi yapacağız. Bu da arkadaşlar sizin tarafınızdan çok fazla istendiği için yapıyorum. Uzmanlık alanım basketbol ayakkabısı olsa da basketbol topları hakkında da bir iki bir şeyler biliyorum. Ve sizlere nasıl basketbol topu seçmeniz gerektiği hakkında yardımcı olacağım. İç sahalar, dış sahalar ve genel olarak ne tarz toplar bulabileceğinizi, kullanabileceğinizi, almanız gerektiğini sizlere aktaracağım. Bu video için arkadaşlar birçok mağazaya gittim. Birçok farklı alışveriş merkezini gezdim ve bir sürü farklı toplar sizin için bu video içerisinde göstereceğim. Benim sevdiğim, sizlerin alabileceğini düşündüğüm güzel toplardan bahsedeceğim. Arkadaşlar oynadığınız basketboldan keyif almak istiyorsanız, gerçekten oynadıktan sonra ne kadar güzeldi, keşke bitmeseydi, tekrar oynayalım, yarın tekrar buluşup oynayalım demek istiyorsanız arkadaşlar, bunun en önemli noktalarından bir tanesi de güzel bir top oluyor. Ben çoğu zaman çocukluğumda da öyle, eğer toplar dandikse, inikse veya işte elde durmuyorsa veya işte çok eskimişse oynamak istemezdim. Yok ya derdim, ben böyle zevk alamıyorum. Gerçekten de benim için top çok önemli. Güzel bir şekilde şişik olması lazım, oynanabiliyor olması lazım. Diğer türlü arkadaşlar bir ton adam bir araya gelmiş ve saçma sapan böyle hareketler yapıyor gibi oluyor. Çünkü ne topu tutabiliyorsunuz, ne sektirebiliyorsunuz, ne potaya atabiliyorsunuz. Saçma sapan bir olay oluyor açıkçası. Dolayısıyla toplar çok önemli. Benim de şu anda arkadaşlar 3 tane halihazırda kullanmış olduğum top var. Bir tanesi içerisi için, bir tanesi sadece dışarısı için kullanıyorum ve bir tanesi de her iki yüzeyde kullanabileceğim bir top. Bunlar neler daha sonradan sizlere de söyleyeceğim, bahsedeceğim. Zaten videolarda da birkaç tanesini gördünüz arkadaşlar. Bu video için 3 temel mağazaya gittim. Birçok mağazaya gittim fakat sizlerin gitmesini önereceğim 3 temel mağaza var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Decathlon. En uygunu, en benim hoşuma giden mağaza bu oldu arkadaşlar. Eğer çevrenizde Decathlon varsa, biliyorum büyük şehirlerde var fakat küçük şehirlerde yok ise, internetten sipariş edebilirsiniz. Kargosu var diye biliyorum bütün Türkiye'ye. Decathlon'da arkadaşlar birçok top çeşidi mevcut ve en uygun toplar da bu mağazadaydı arkadaşlar. Tarmac markası, hemen şöyle ben de kendi topumu çıkartayım. Özellikle arkadaşlar dış sahaları tercih ediyorsanız size önereceğim arkadaşlar Tarmac R500 topu olacak. Son körü 3 videomda da bu topu kullanmıştım. Fark edenleriniz vardır. Özellikle arkadaşlar dışarıda oynanan toplar çok hızlı bir şekilde eskiyor ve hızlı bir şekilde hemen formunu kaybediyor. Bu top şu anda görmüş olduğum en sağlam dış yüzeye sahip top oldu arkadaşlar. El tutuşu da gayet güzel fakat çok çabuk tozlanıyor aldığımda, simsiyahtı. Şu an ise görüyorsunuz neredeyse beyazlaşmış bir renge sahip. Çok hızlı bir şekilde toz tuttu, resmen tozlar yapıştı. Silebilirsiniz, yıkayabilirsiniz, daha sonra tekrar o şekilde oynayabilirsiniz. Veya oynadığınız yüzey benim yüzeyime göre biraz daha temizse yine kirlenmeyecektir. Ama ben çok keyif alıyorum arkadaşlar bu topla oynarken. Size de tavsiye edebileceğim, fiyat olarak da çok uygun bir top oldu arkadaşlar bu. Fiyatı ben aldığım zaman işte 55 lira civarıydı. Şu anda indirim var 45 liralarda falan. Fakat fiyatlar çok farklılık gösterebilir. O yüzden bu videoda daha çok fiyat aralığı vereceğim. Çünkü günden güne değişiyor, indirim geliyor veya zam geliyor. Biraz fazla arkadaşlar zıp zıp ve sert bir top. Biraz alışmanız zaman alıyor. Bu bütün toplar için böyle. Bu topla da acele etmeyin. Fazla sekse de zamanla alışıyorsunuz. Dışarıda uzun yıllar kullanabileceğinizi düşündüğüm güzel bir top.
Ben de aldım ve keyifle bu topla oynuyorum. Decathlon'da arkadaşlar farklı farklı toplar da mevcuttu. İşte Tarmac B300, Tarmac B700 gibi benim gözüme güzel gelen toplar vardı. Eğer içeride oynamak istiyorsanız arkadaşlar yine Decathlon'da da harika top seçenekleri mevcut. Bunların hepsini alabilirsiniz. Ve güzel bir puanlama sistemi de yapmışlar. İşte top tutuşu, yer tutuşu ve dayanıklılık şeklinde. Genelde arkadaşlar basketbol toplarının işte dışında kullanılan kauçuk, propilen gibi farklı farklı maddeler oluyor. Bu maddelerin güzelliğine göre veya kalitesine göre top fiyatları da değişiyor. Bence Decathlon'a gönül rahatlığıyla gidebilir ve güzel toplar seçebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar B700'e bayıldım. Tabii sadece bunları ben içeride kullanmanızı tavsiye ederim. Bence arkadaşlar alacağınız topları ya sadece içeride kullanın veya sadece dışarısı için özel top alın. Neden? Çünkü hemen gösteriyorum. Şu gördüğünüz arkadaşlar aldığımda mükemmel bir top olan Spalding TF250 ve üstünde yazan ise All Surface Composite diyor. All Surface, Indoor veya Outdoor şeklinde birçok yazıyor topun üstünde. İçeride de kullanabilirsiniz, dışarıda da kullanabilirsiniz deniyor. Fakat kesinlikle böyle bir yalana aldanmayın. Ben arkadaşlar bunu dışarıda oynadığım an görüyorsunuz. Neredeyse paramparça oldu. Artık topun üstünü tutamıyorum. Elimde durmuyor. Ve gerçekten yeni de bir toptu. Ama çok kısa bir süre içerisinde hemen eskidi ve oldukça da pahalı bir top olmasına rağmen şu anda hiç tercih edemediğim, kullanamadığım bir top. Dolayısıyla arkadaşlar bence all surface olan topları tercih etmeyin. Yani sadece içeride veya sadece dışarıda olan topları tercih edin. Dış toplar biraz daha dandik hissi verse de iç toplar kaliteli kaliteli hissettiriyor. Bence arkadaşlar içeri ve dışarı toplarını karıştırmamanız lazım. Bu da size vereceğim tavsiyelerden biri. Yoksa arkadaşlar şu şekilde güzel bir topu mahvedebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi Decathlon'da B700 veya B300'ü tercih edebilirsiniz. Şu anda videoda görmüş olduğunuz, sektirdiğim, çift top kullandığım top da B300'dü arkadaşlar. Oldukça güzel yine Decathlon'da bulabileceğiniz bir marka. Çok fazla eskimelerine rağmen yine ben keyifle basketbolumu oynayabiliyorum. Gidip bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Fiyat olarak da çok uygunlar. Yani diğer piyasadaki mağazalara göre, diğer piyasadaki basketbol toplarına göre burada bulacağınız toplar gerçekten çok uygun olacak arkadaşlar sizler için. Ve ikinci mağazamız olan Intersport. Intersport da yine top çeşidi olarak çok zengin bir mağazaydı. İnanılmaz farklı, gördüğünüz üzere farklı farklı toplar vardı. Top cenneti gibiydi arkadaşlar. Burada ise yine çok beğendiğim toplar oldu. Benim de almış olduğum ve salon içi kullanmış olduğum top buradan almıştım arkadaşlar. Nike Elite toplarını almıştım. Maç topu diye geçiyor. Keyifle oynuyorum ve 120 lira gibi de bir fiyatı vardı. Oldukça güzel. Tabii ki şu sıralar zam gelmiş de olabilir. Topların fiyatları üstünde yazmıyordu. Genel itibariyle arkadaşlar burada fiyatlar biraz daha yüksek oluyor. Özellikle Jordan topunu çok beğendim. Bütün yüzeyler diyor ama iç yüzeyde kullanırsanız çok keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Yine LeBron topları vardı. LeBron logolu toplar vardı geçen gittiğimde. Bu gittiğimde yoktu. Onları da alıp dış sahalarda tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar dış sahalarda tercih edeceksiniz. Biraz daha plastikleri kalın olması lazım. Biraz daha ilk başta elinizi böyle acıtan acıtan bir top yapısına sahip olmaları lazım. Diğer türlü dış sahalarda, taşta ve benzer yüzeylerde dayanmıyor top. Çok çabuk eskiyor, aşınıyor. Dolayısıyla böyle ilk tuttuğunuz yağlı yağlı mükemmel böyle gelen elinize yapışan güzel kauçuktan, güzel deriden yapılmış toplar genelde dış yüzeyler için dediğim gibi uygun olmuyor. Burada da genel itibariyle, Intersport'ta da genel itibariyle iç sahalarda kullanılacak çok güzel toplar mevcuttu. Şu an görmüş olduğunuz birçok topu tercih edebilirsiniz. Yani şu bundan iyidir, bu bundan iyidir diyemiyorum. Hepsi bence ayrı ayrı çok güzel toplar. Kullanan arkadaşlarım varsa aşağıda da yorum olarak tavsiyelerde bulunabilirler. Son olarak ise arkadaşlar böyle kral topu istiyorum abi. Parası marası önemli değil. Böyle mükemmel toplar olsun. Parkede oynadığımız zaman kapalı sahalarda zevk alalım. Keyfini çıkartalım. Basket attığım zaman şıkırt diye, pıtıt diye, neyse artık nasıl geliyorsa, cüps diye ses gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Onun için sizin adresiniz Finspor. Fiyat olarak baya baya yüksekler. Yani 300 liradan falan başlıyor. 300-350 liralardan başlıyor. Ama arkadaşlar harika toplar mevcut. Wilson ve daha çok Spalding markaları var. Wilson biliyorsunuz arkadaşlar NCAA'de kullanılan, yani Amerika'da üniversite liginde kullanılan toplar. Spalding ise direkt olarak NBA maçlarında kullanılan toplar. Ve aynı şekilde Euroleague, Turkish Airlines topları da burada Spalding mevcuttu. Çok da güzel toplardı açıkçası. Özellikle arkadaşlar bazı toplar vardı direkt olarak NBA
topları, şu an görmüş olduğunuz toplar mükemmeldi. Yani bu bunların iyi, şunların iyi diyemeyeceğim ama gerçekten hepsi birbirinden apayrı güzel. Tabii fiyatları bazılarının 550 liralara kadar falan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Spalding burada arkadaşlar, Finspor'da alabilirsiniz. Dış yüzeyleri gerçekten böyle elinize yapışan. Yani bununla dışarıda sektirmek istemezsiniz arkadaşlar. Bu toplarla niye alınır bilmiyorum. Yani resmi akşam yatağa girerken böyle sarılıp ayıcık yerine topla birlikte uyuyabilirsiniz. Bu şekilde toplarda gerçekten üstünde yaldızlı yaldızlı işte NBA yazıları, markaları, modelleri yazıyor. Ve gerçekten hepsi birbirinden dediğim gibi güzeldi. Wilson toplarına da bayıldım. Böyle özel böyle kutularda satılan toplar falan vardı. Hepsi harika. NCAA'de kullanılan top çeşidi üstüne kazınmış ve yazıyordu. Onları da alabilirsiniz. Yine fiyatları Spalding'den bir tık daha pahalı. Wilson sanki biraz daha kaliteli hissettiriyor. Yalan yok burada da. Daha böyle kalın kauçuktan yapılmış, daha güzel derivari veya işte sentetik deriden yapılmış bir dişe sahipti. Hepsi de çok güzeldi. Para problemim yok abi. Güzel bir top alacağım, keyfini çıkartacağım diyorsanız ben kesinlikle Wilson ya da Spalding'in burada kullandığı işte TF1000 yanlış hatırlamıyorsam şu an ekranda gördüğünüz top çok harika veya Wilson'ın NCAA toplarından alabilirsiniz. Keyifle oynayabilirsiniz. Tadını çıkaracağınızı çok düşünüyorum. Dediğim gibi ben Nike'ın işte 120 liralık toplarını kullanıyorum salon içerisinde. Keyif alıyorum gayet güzel. Ama yine bu toplarda da gözüm kaldı. Almak istedim ama şimdi 4 topta çok fazla olacağı için bunları eskittikten sonra öyle bir top almayı düşünüyorum. Evet, benim size tavsiyem bu 3 mağaza içerisinde. Under Armour'a falan da gittim arkadaşlar. Nike'ın diğer mağazalarına da gittim. Ama kayda değer çok güzel top yoktu. Under Armour topları da biraz daha pahalıydı açıkçası. Bu genel olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar size vereceğim tavsiye, çoğunuzun da öğrenci olduğumuzu düşünürsek bence bir Decathlon bulun, gidin ve burada göstermiş olduğum toplardan bir tanesini direkt olarak alabilirsiniz. Tarmac R500 benim dışarıda kullandığım. Kesinlikle dışarıda oynamak istiyorsanız bunları alabilirsiniz. İçeride istiyorum diyorsanız arkadaşlar B700 veya B300'ü tavsiye ederim. Maddi durumunuza göre B700 çok da güzel duruyordu açıkçası, alabilirsiniz. Veya Intersport'a gidebilirsiniz. Jordan dediğim göstermiş olduğum top çok güzel. Benim almış olduğum Nike Elite toplarından bir tanesini alabilirsiniz. Bu benim kullandığım toplar arkadaşlar neredeyse her Nike mağazasında mevcut. Herhangi bir tanesinden alabilirsiniz. Ama abi para sıkıntım yok diyorsanız da mutlaka gidin ve bir Finspor'a bakın derim. Dış yüzey için daha kalın bir top, daha sert bir plastiğe sahip bir top. Bunun içinde en güzeli R500 dediğim gibi. İç mekanda oynuyorsanız ise biraz daha seçeneğiniz fazla. Herhangi elinize yapışan, derisini beğendiğiniz, parlak, güzel, şık bir şey alabilirsiniz. Burada çoğu zaman hayal kırıklığına uğramazsınız. 3 aşağı 5 yukarı birçok topun da kalitesi birbirine yakın zaten. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler için bu top araştırmasını yaptım. Umarım takdir edersiniz ve videomu beğenmeyi unutmazsınız. Yorumlarda da birçoğunuzun desteğini bekliyorum. Veya sizin kullanmış olduğunuz toplar nasıl performans gösteriyor aşağı yazarsanız yine bakacak arkadaşlarımız için bir fikir olur. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel videoları kaçırmamanız için abone olun ve bir sonraki defalarda da görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük